Cinsel isteksizlik pek çok sebebe dayalı olabilir. Öncelikle biz uzman olarak bunu ikiye ayırıyoruz. Organik mi, yani fizyolojik ya da hormonal bir kökeni var mı, ya da psikolojik mi? Bunu belli bizim sorduğumuz, ilk görüşmemizde yaptığımız bir değerlendirmemiz var. Çok ayrıntılı bilgi alıyoruz. Bu kısmı çok önemli. Sorunun nereden kaynaklandığını anlamak çok önemli ve ondan sonra nereden kaynaklandığını, hangi faktörlerle ortaya çıktığını tam olarak öğrendikten sonra hastamızda uygun tedavi yöntemlerine geçiyoruz. Burada dediğim gibi organik mi yoksa psikolojik mi olduğunu belirledikten sonra, eğer psikolojikse tabii ki organik ya da fiziksel bir hastalık, başka türlü bir fiziksel bir komponenti varsa uygun alanda çalışan hekimlere yönlendirme yapıyoruz. Eğer bir psikolojik bir faktörden dolayı cinsel isteksizlik gelişmişse, onu anladıysak görüşmemiz sonrasında uyguladığımız bazı tabii ki yöntemler var. Tabii psikolojik faktörleri de belki biraz açmakta yarar var. Neler olabilir bunlar? Kişinin kendi içinde yaşadığı, bireysel anlamda yaşadığı bir psikolojik durum olabilir. Yani bir depresyon buna sebep olabilir en başta. Ya da çok yoğun stres faktörü yine etkili olabilir. Cinsel isteksizlik ardında yatan bir faktör olarak karşımıza çıkabilir. Ya da partnerle ilgili sorunlar yaşanıyordur ve bunlar çözümlenemiyordur ve bu da kendisini cinsel isteksizlik olarak kendini gösterir. Yani pek çok bileşeni olabiliyor psikolojik açıdan. Burada da bu sebepler, eğer evlilikle ilgili ya da beraberlikle ilgili sorunlar varsa, bunları görmezden gelemiyoruz ve çift olarak bu sorunlara eğilmelerini sağlıyoruz. Bunları birlikte ele alıyoruz ve eğer ortada bir iletişim sorunları varsa, ilişkilerinde epey bir yıl geçmişse ve bazı şeyler artık çok kanıksandığı için, yenilik olmadığı için beraberliklerinde böyle bir isteksizliğe iki tarafta bir şekilde bu isteksizliği yaşıyorsa, o zaman ona göre tabii ki yöntemlerimiz oluyor. Burada çiftin ya da bireyin motivasyonu çok önemli. Tedaviye karşı bir cinselliği hayatlarının başrolüne almayı ne kadar istediklerine bağlı olarak bizim de yöntemlerimiz daha iyi sonuç veriyor. Ne demek istiyorum burada? Eğer örneğin bir çift ele alalım ve bu çiftten kadın cinsel isteksizlik yaşıyor. Cinsel isteksizlik ile ilgili bizim uyguladığımız yöntemleri gerçekten ödev olarak veriyoruz bunları ve bunları uygulamalarını istiyoruz. Eğer burada enerjileri yoksa ya da işte biz çok yoğun çalışıyoruz, vakit ayıramayız gibi ya da bunu ertelesek mi gibi çeşitli yaklaşımlar olursa bu alanda gelişme kaydedemiyoruz. Burada motivasyonları çok önemli. Partner olarak uyumları çok önemli. Zaten partner olarak başka marital evlilik sorunları varsa buraya enerjileri de düşük olacaktır. Yani her şey bir bütün. Ve bunu biz klinik psikologlar, psikiyatri uzmanları çok ayrıntılı değerlendirip en başta nerede başlayacağımızı karar verip kararlaştırdıktan sonra ona göre yöntemlerimizi uygulamaya başlıyoruz. Ama kesinlikle eğer çiftler bu noktada gerçekten cinsel isteksizlik yaşıyoruz ama biz bunu yenmeyi istiyoruz. Biz farklılık istiyoruz, her şeyin eskisi gibi olmasını istiyoruz demeleri bizim için yeterli oluyor. Ondan sonrasını çeşitli bilimsel yöntemlerimizi kullanarak, onlara bazı bilgiler aktararak ve bunları yavaş yavaş uygulamalarını önererek çok güzel bir ilerleme kaydediyoruz. Bu şekilde çok iyi sonuçlar alıyoruz.